1, 2, 3, 4. Herkese merhaba. Bugün saçlarımı nasıl yapıyorum? Biri izleyeceksiniz. Ben böyle en ilk yapacağım videoyu en abartı saçımla yapmak istedim. Çünkü bu benim yaptığım en abartı saç. Ama en abartı olmasına rağmen yapmayı en çok sevdiğim saçlardan biri. Çünkü biraz böyle hafif vintage görünüm oluyor. Çok seviyorum. Saçlarınız kısaysa böyle bu boylarda falan da. Yani bunu daha kısayken de yapabiliyordum. O yüzden çok seviyorum. Saçınız kısaysa kendini daha çok belli edebilecek bir saç. Ya da işte saçınız kolay şekilde alıyorsa da olabilir. Çünkü önemli olan şu kısımlardaki dalgalar. Ben onu o yüzden çok seviyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim bir konu daha var. Hemen onu göstereceğim sizlere. Alıyorum. Bana böyle bir şeyin gelmiş olması. Şimdi bu ne diyeceksiniz? Üstünde Crown Publishing Broadway New York yazıyor. Şöyle gizliyorum. İçinde ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. Düşünüyorum. Ben en azından şaşırdım yani. Ablam attı bana. Ben evde değildim bu geldiği zaman. Şöyle New York'tan geliyor. Dikkatinizi çekiyorum. Michel Fan'ın yolladığı böyle bir kağıt büyüklüğü görüyorsunuz. Amacını ben çok fazla anlayamadım. Yani beni bulup göndermiş olması hani yeter. Ama ben amacını çok fazla anlayamadım. Eğer duyan bilen varsa böyle bir şey. Başka YouTuber'larda ben yani en azından görmedim. Belki bir yerlerde paylaştılarsa söylersiniz. Çok mutlu olurum. Ben çünkü çok fazla bir şey anlamadım yani neden gönderildiğini dair ama üstünde True Beauty Lives With Me yazıyor. Good Luck yazıyor. Make Up Your Life Guide to Beauty Style and Success yazıyor. Çok şirin, güzel bir şey. Ve üstü böyle kaliteli diyelim. Dandik bir kağıt değil. Bilmiyorum. Ben bunu gördüğümde çok sevindim. Bunun bana ulaşmış olmasına. Michel Fan tarafından fark edildi mi artık bilemiyorum. Neyse. Ay. Neyse. Ama ne olursa olsun yani beni izleyenler sayesinde fark edildiğim için çok teşekkür ederim hepinize. Böyle bir şeyin bana gelmiş olması bile yeterli sanırım. İnanın çok çok mutlu oldum yani bunu görünce. Michel Fan'dan bana bir şey geldi. Ki kendisini öyle ahım şahım bir hayranım olmamasına rağmen demek ki böyle bir şey olduğu zaman insan mutlu oluyormuş. Bunu öğrenmiş oldum. Bu şekilde ben mutluluğumu sizinle paylaşmayı seviyorum. Umarım siz de sevmemişsinizdir bunun için. Bilmiyorum ne anlama geldim dediğim gibi. Ama olsun ben sevindim. Sevinirik bir haldeyim. Yine her şeyi 5 kere tekrar ederek bir video daha çektim. Öksürüyorum kusura bakmayın. Hala hastayım. Yani hastalığım geçti ama hala sesim falan kötü. Öksürmekten anlatamadım. Umarım işinize yarar bu video. Umarım siz de böyle şeyler yapmaktan hoşlanıyorsunuzdur. Özellikle biraz sönükken çektim. Ki o çok ağır duran görüntüden biraz kurtulduğunuzu belirtmek için. Yüzümde kullandığım her şeyi aşağı yazacağım. Bu arada Babyliss'i maşasını ben çok önceden almıştım. En küçüğü, en darı buydu. Yani onu söyleyeyim. En dar maşayla yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. İyi seyirler. 1, 2, 3, 4. Öncelikle ıslak saçlarından kurtulmazdım pek tabii ki. Birazcık şu an saçlarımın kuruluğu, işte ıslaklarını almaya çalışıyorum ama daha sonra aşağı ineceğim ve orada saçlarımı kurutacağım. Ve sonuç bu şekilde kabarık oluyor. O yüzden genelde saçlarımı eğip kurutuyorum. Birazcık üstü kurutuyorum sadece. Nereden ayırmak istiyorsanız ayırıyorsunuz zaten o normal bir kural. Daha sonra ise ben saçlarımı daha dolgun göstermek istiyorum. Çünkü sönük saçlarım var. Şöyle tiz fırçası ya da elinizde bulunan herhangi bir fırçayla yapabiliyorsanız problem değil. Hafif saçlarınızı kabartıyorsunuz dediğiniz tarafa doğru. Ben özellikle saçımın daha çok bulunduğu tarafı kabartıyorum ki şoş dursun, kıvırcıklar falan güzel dursun diye. Ama diğer tarafın da tek başına kalmasını istemeyiz tabi. Diğer tarafı da hemen tiz yapıyoruz, kabartıyoruz ve saçlarımızı yapmaya başlıyoruz. Şimdi saçımı aslında yarıya ayırıyormuş ki uçsam da genelde altta daha az kalacak şekilde ayırıyorum. Çünkü bu altlarda çok fazla bir şey kalsın istemiyorum. Ayırdım onları öyle ve hemen 4 parça ayırıyorum totalde. Saçlarım çok fazla olmadığı için. 4 parça da hemen maşayla sarıyorum. Benim sardığım değişik yani belki de hani sizin yapmadığınız bir şey. Daha böyle içe doğru sardığım zaman daha vintage bir görünüm elde ediyorum. O yüzden saçımı alıp içe doğru sarıyorum.
Şimdi de geri kalan saçlarımı yine ikiye ayıracağım ki en son kalan üst kısımları, en çok görünen kısımları daha güzel yapabileyim. Bu maşa yaparken belki de hani benim saçımın ihtiyaç duyduğu şey, maşanın o iç kısmından bir kere böyle sıcaklıkla geçirmek, böyle daha çabuk şekilleniyor gibi geliyor. Dediğim gibi maşayı tutup üstüne sarıyorum ben. İçinden sardığım zaman güzel olmadığı için böyle daha büyük dalgalar oluyor. Eğer saçınız uzunsa böyle daha doğal dalgalar elde ediyorsunuz. Hem kısa saçlar hem uzun saçlar için bence güzel bir yöntem. Şimdi de bıraktığım anda tutuyorum ve birazcık sıcaklığını gitmeye çalışıyorum. O sırada dalgalı halde kalıyor. Hemen diğer saç, diğer tarafları da parça parça alıyorum. İnce maşanız varsa benimki gibi çok kalın tutam almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü çok kalın tutamları hepsini, yani bütün tutamın tamamıyla kıvırcık olmasını sağlayamıyor maalesef ince olması nedeniyle. Hatta bence kalınlar da sağlayamıyor. O yüzden ortalama kalınlıkta tutamlar alırsanız daha iyi olur. Bazı çok saçlar olan insanlar için bu çok yorucu bir işlem olsa da, hani çok saçınız yoksa uğraşacaksınız, biraz yapacak bir şey yok aslında. Şimdi sıra en önemli tutama geldi. Öndeki tutam için direkt dipten başlayıp daha sonra biraz bol bırakmanızı tavsiye edeceğim ki dolgun gözüksün, biraz yukarıda dursun. Öyle maşayla daha güzel bir görünüm oluyor. Yoksa onunla bir daha tease yapmak için uğraşmamak gerek. Şimdi de hemen John Frieda'nın Luxurious Volume adlı spreyi kullanacağım. Herhangi bir sprey kullanabilirsiniz ama çok fazla sertleştirmeyecek bir sprey olmasına özen gösterirseniz daha güzel durur. Parlatıcı spreyi var. Kendi zevkinize göre saçınızı nasıl istiyorsanız herhangi bir saç spreyiyle, sabitleyici bir saç spreyiyle saçlarınızı birazcık sabitleyebilirsiniz ki tüm gün dursun. Eğer saçlarınız ince terliyse ya da şekil almıyorsa da daha fazla sıkabilirsiniz. Ben sadece ön taraflara ve birazcık arka taraflara sıktım ki hani ortalama birkaç saat içerisinde kendim geçmesin diye. Ve bitti. Ben çok beğendim. Beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bye bye.